CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul kar ile mücadele ederken Sarıyer'deki bir balıkçıya gittiği görüntülerin mobese olduğu iddiasına ilişkin olarak "biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, CHP'nin iktidara geldiğinde uygulamayı taahhüt ettiği aile destekleri sigortasını anlattı. Bakanlar toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı Erdoğan, elektrik tarifelerinin yeniden düzenleneceğini söyledi. Erdoğan, aylık tüketimi 210 kW'a çıkarıyoruz dedi. Elektrik zamlarıyla ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu iktidara, bu kapkara kışı daha da kara kılan doğal gaz ve elektrik zamlarını derhal geri çekin, halka artık zulmetmeyi bırakın çağrısında bulundu. CHP sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşması sırasında kürsüye çıkarılan 10 yaşındaki çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hain demesini değerlendirdi. Öztrak, Erdoğan için, koltuğunu korumak için küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü gösterdi dedi. CHP Rize İl Başkanlığı, elektrik ve doğal gaza yapılan zamları protesto etti. Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınsın, çarpıldık, yanduk yazılı pankartın taşındığı protestoda konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, elektrik faturalarından dolayı çarpıldık, çarpılmaya devam ediyoruz, doğal gaz faturalarından dolayı donduk, donmaya devam ediyoruz, sarayın elektriklerini kesin, halkın elektriklerini ucuzlatın dedi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın, HDP'nin İzmir il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin, davanın görüldüğü mahkemenin heyetine yönelik sözleri üzerine açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte, dövize endeksli mevduatlarla ilgili iki yeni düzenleme getirildi. Türk lirasına dönüşüm hesaplarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faiz yetkisi verildi. Resmi gazetede yayımlanan diğer düzenlemede ise, yurt dışında yaşayan gurbetçiler dövizi de Merkez Bankası'nda bozdurulacak ve YUVAM hesabına aktarılacak. Doğal gaz da, Şubat ayında, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye %14 zam yapıldı. 4.253 Türk liralık asgari ücrete imza atan Türk İş, açlık sınırını 4.249 Türk lirası açıkladı. Bir önceki ay, %25 olan geçim hesabındaki artışın %5'te kalması ise, asgari ücreti gözeten Türk İş'in TÜİK'ten farkı kalmadığını gösterdi. 4 kişilik ailenin karnını doyurduktan sonra cebinde 4 liradan az kalması ise, kira ve faturalar ne olacak, bu geçim hesabına mucize bile yetmez tepkilerine yol açtı. 2020 yılı trafik endeksi verilerine göre, geçen yıl dünyada 9. olan İstanbul, bu yıl 4 sıra yükselerek 5. sıraya yerleşti, İstanbul, Avrupa'da ise 2. sırada yer alıyor. Ege bölgesinde, sulamada önemli bir yere sahip olan, Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle, Manisa'daki 83 kurum ve işletmeye, geçen yıl toplam 7.657.000 Türk liralık idari para cezası kesildiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, il ve ilçelerde yarınki hava durumu tahmini belli oldu. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, güney ve kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimleri yağışlı geçecek. 45 il için sarı kod alarmı veren meteoroloji, Çanakkale ve Muğla için ise turuncu alarm ile uyarıyor. Gaziantep'te iki pitbull'un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı, iddianamede köpekler silah olarak sayıldı. Fox ekranlarında yayınlanmaya başladığında, sosyal medyada satanizm ve paganizm propagandası yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen "Maske Kimsin Sen" yarışması yayından kaldırıldı. Program eleştiriler sonrası, haftada iki defa yayınlanmaya başlasa da istenilen reyting gelmeyince erken final kararı alındı. İstanbul, İzmir,
Bursa, Çanakkale ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte saat 22.35'te gökyüzünde meteor olduğu belirtilen, yeşil ışık saçan bir cisim görüntülendi. Görüntüler halk arasında heyecan yaratırken sosyal medyada trend topik oldu. Ukrayna krizi nedeniyle toplanan Kanada Federal Parlamentosu'nda konuşan Başbakan Trudeau, Rusya çatışma arıyor, Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bunun ağır ve ciddi sonuçları olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri, İran ile nükleer müzakereler konusunda son aşamada olduklarını fakat İran'ın nükleer faaliyetlerine devam etmesinden dolayı bu sürecin zamanının daraldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nden bir yetkili, İran'ın birkaç hafta içinde anlaşmaya dönmemesi halinde anlaşmaya dönüşün mümkün olmayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması ve Afganistan dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Moderna'nın COVID-19 aşısına tam onay verdi, aşının Spikevax markası altında pazarlanacağı açıklandı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı görevini 4 yıl boyunca yapan Ertan Cireli hayatını kaybetti. Cireli'nin vefat haberini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş açıkladı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.